Tek parti döneminde İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan saldırılardan sadece biri olan Arapça ezan yasağının kaldırılmasının 71. yılındayız. Zulmün son bulmasının yıl dönümünde ezan platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında Türkiye'de laiklik dayatmasıyla İslam'ın sosyal hayattan tecrit edilmek istendiği vurgulandı. Ezan platformu 18 yıl süren ve 1932 yılında tek partili dönemde başlayan Türkçe ezan zulmünün kaldırılmasının 75. yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan ve ezanı yasaklayan zihniyeti lanetleyen ezan platformu kurucusu Adem Çevik, ezanın insanlığın kurtuluşu olduğunu dile getirdi. İnsanlığın kurtuluş çağrısı ezan, bundan 1399 yıl evvel 15 Haziran 622 yılında Bilal-i Habeşi tarafından okundu. Adem Çevik, tek parti döneminde laiklik dayatmasıyla İslam'ın sosyal hayattan tecrit edilmek istendiğine dikkat çekti. Ezan platformu kurucusu Adem Çevik, basın açıklamasında CHP'nin o dönemki politikalarını eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti diktatörlüğü döneminin laiklik dayatmasıyla İslam'ı sosyal hayattan tecrit etme politikalarının yeni bir göstergesi olan ve 18 yıl boyunca uygulanan Arapça ezan yasağının CHP diktatörlüğü tarafından uygulanışının 89. yılında ezan yasakçılarını lanetliyoruz. Millet iradesinin canları pahasına savunan şehitlerimize ve dirilerimize Allah'tan rahmet, mağfiret ve şehadet diliyoruz. İnanç Hürriyeti Derneği Başkanı Vasfi Kösebe ise Türkçe ezan zulmünden dolayı ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. 1938-39'da Antakya Türkiye'ye katıldığı zaman oradaki Müslümanlar kendileri Türkçe ezanı dinlememek için Lazkiye'ye, Suriye'ye gidiyorlar, Halep'e gidiyorlar, Şam'a gidiyorlar. Neden? Öz vatanını adam terk ediyor. Öz vatanını bırakıp gidiyor. Onun için bir zulümdür.